Haber Türk ekranlarına Meseleler programına hoş geldiniz. Ben Haluk Mert Bey. Bugün çok özel bir konuğumuz var. Şüphesiz ki geçtiğimiz yaz bizi en çok sevindiren hadiselerden birisi kadın voleybol milli takımımızın elde ettiği müthiş başarılardı. Üç kıtayı fethettiler. Önce gidip Amerika'dan Milletler Ligi şampiyonluğunu aldılar. Döndüler Belçika'ya. Bizleri Avrupa şampiyonluğuyla sevindirdiler. Yetmedi. Olimpiyat madalyasını almak, Olimpiyat biletini almak için Japonya'ya gittiler ve Olimpiyat biletiyle döndüler. Bugün stüdyomuzda milli takımımızın bir numarası Gizem Örgebizlerle. Gizem hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Harika. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Sağ ol. Çok teşekkürler. Seni ağırladığım için çok memnunum. Ligde başlamak üzere kulübünle çalışmalara da başladın. Evet. Bu yoğun tempoda zaman ayırdığın için çok teşekkürler. Ben aynı de davetiniz zaman, için teşekkür ederim. Sağ ol. Ee, aynı zamanda senin gibi hem göz kamaştırıcı güzellikte hem çok başarılı biriyle program yapacağım için de çok memnunum. Çok teşekkür Bunu ederim. Bunu da söylemek isterim. Muhteşem bir yaz. Evet. 22 maçlık yenilmezlik serisi hem Avrupa Şampiyonluğunda hem de eee Ligi'nde rüya takıma girmek, en iyi libero olmak anlatırken bile heyecanlanıyor insan. Sen bize anlatır mısın, nasıl bir yaz geride kaldı senin için? Dediğin gibi gerçekten rüya gibi bir yazdı. Hatta dedim ki hani senaryo olarak biri elime verse, yani sen yaz bu gerçekleşecek dese... ...herhalde bu kadarını yok artık, olmaz herhalde diye ben bile yazmazdım. O yüzden ülkemiz, milletimiz açısından bu sevince, bu gurura çok ihtiyacımız vardı. Uzun yıllardır voleybola ciddi şekilde emek veriliyor, yatırım yapılıyor. Bu bir yazda aslında kazanılan bir başarı değil. 20 senelik doğru yatırımın aslında meyvesini topladığımız bir yaz. Geçen senelerde edindiğimiz tecrübeleri artık zirveye çıkmak için basamak olarak kullandığımız bir yazdı. O yüzden çok güzel bir enerji vardı. Çok yoğun olmasına rağmen gerçekten bütün yaz 14 kişi kıtadan kıtaya dediğin gibi dolaşırken ne kadar zorlukları olsa da aslında voleybol oynamanın çok keyifli yanı ve zaten ülkeyi temsil etmek milli formayla bunları yaşamanın gururu bambaşka. O yüzden tabii ki başarılarla birlikte rüya gibi bir yazdı. Peki şunu sorarak başlayıp sen milli takımın tecrübeli isimlerinden birisin. Süreci sen de anlattın. 20 senelik bir süreç olduğunu. 2003'te ikincilik yaşadık, 2019'da evet. da öyle. Üçüncülüklerimiz de var. Evet. Bugüne kadar 2023'e kadar hep son aşamaya ya da sondan bir aşamaya kadar gelip ötesine geçilemiyordu. Sence bunun sebebi neydi ve ne değişti de bu başarılar ardı arkasına geldi? ya Ben buna çok inandığım bir şey ve çok da söylediğim bir şey, sporda ben e, başarısızlık ...olarak görmüyorum kayıpları ya da dediğin gibi ucundan çok fazla aslında... E, ...kupa kaçırdık. Ama bunların hiç, hiçbirini bir başarısızlık olarak görmüyorum. Başarıya giden yolda ciddi basamaklar ve tecrübeler. E, gerçekten e, özellikle sporda kaybetmeden kazanmayı öğrenemiyorsunuz. O yüzden, o platformlarda savaşa savaşa aslında... ...o maçları yapa yapa, o final serisindeki stresle... E, çok fazla sık sık yüz yüze geldikçe aslında o anların o stresi yönetmeyi, daha doğru hamleler yapmayı, daha doğru riskler almayı öğreniyorsunuz. E, takım arkadaşlarım da ben de e, yıllar içerisinde bu tecrübeleri birçok kez edindik. Tabii ki bazen çok sevindiğimiz anlar oldu, bazen üzüldüğümüz zamanlar oldu ama bugün yaşadığımız gurura taşıdı hepsi. Hepsi bir basamak aslında. Evet, evet. Ben kesinlikle onların da çok başarılı işler olduğunu biliyorum. Ama sen de biliyorsun ki eminim sporun diğer branşlarıyla da ilginçsindir. Böyle bir başarımız yok. Evet. Böyle bir inanç da yok. Şimdi olimpiyatlara gideceksiniz. Bu kadar büyük bir iddiayla daha önceden herhangi bir turnuvaya da gitmedik. Evet. Bu yüzden aslında ekip olarak her birinizden, yani idari kadrodan da yönetimden de camia, diğer camiaların belki öğrenecek bir şeyleri vardır. Bu yüzden sormak istedim açıkçası. Dediğim gibi tecrübe e, federasyonumuzun da çok e, aslında katkısı yatsınamaz. E, voleybola vermiş oldukları emek, yapmış oldukları yatırımlar, sponsorların destekleri, e, doğru stratejiler, doğru hamleler o yüzden bunlar tek aslında bizim çıkıp oynadığımız tek bir şey değil. Yani gerçek bir ekip var orada. yani Ekran önünde şimdi arka planda da dönüyor. Gerçekten <laughs> o anlara götürüyor ve çok duygulu... Çok güzel anlar ama sizin o ekranda gör, görülmeyen, sadece bizim stafın içinde bile gerçekten dört ay boyunca çok büyük bir fedakarlıkla, emekle çalışan sağlık stafımız var mesela. Yani ya da menajerimiz gece gündüz her türlü çıkabilecek kriz anını, bu yemek olabilir, otel olabilir, bizim bir ihtiyacımız olabilir ya da hani organizasyonun bir eksikliği olabilir. O yüzden ciddi bir emek var aslında orada. Tamamen ekip işi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz. Çünkü bize çok büyük bir sevinç yaşattılar. Evet. Sizler başta olmak üzere. Madem duygulu anlar dedin o zaman e, Brüksel'e gidelim. Avrupa Şampiyonası'ndaki o geceye. Sırbistan'la müthiş bir mücadele yaptınız. Evet. Heyecan doluydu. Biz yerimizde duramadık. Galip geldik. Şampiyon olduk. Hepimiz çok büyük sevinç içerisindeyiz. Statta Erik Dalı çalıyor fonda. Sonra sen mikrofonu eline alıyorsun. Küçük bir açıklama yapıyorsun ve hepimiz ağlamaya başlıyoruz. Hepimiz duygulanıyoruz. Sen bizi erik dalı fonuyla nasıl ağlatmayı başardın? <laughs> Doğru söylüyorsun. Ben de erik dalı fonunu daha sonra e, idrak ettim aslında o anda. <laughs> Röportajım da dönüyor arkanda. Ya... Aslında çok o anda gelen bir şeydi ya bu planlı olsaydı zaten böyle olmazdı diye düşünüyorum. Ee, gerçekten yaşadığım bir şeyi paylaştım. Ee, bir süredir milli takımdan uzaktım ee, ve benim babam gerçekten yani bütün milli maçta benden daha fazla da takip etmiş. Yani benim izleyemediğim zamanlarda da takip etmiştir ve hani aileme gerçekten anneme babama abime bu konuda gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ee, oynamadığım zamanlarda da hani bu kulüpte de olsun milli takımda da olsun gerçek bir destekçi oldular. Hani insanların dışarıdan eleştirel yazmaları, belki bazı ebeveynler de var aslında hiç tasvip etmediğim tavırda davranan kendi çocuklarına hani sen niye oynamıyorsun ya da sen işte orada olmalı diye daha aslında destek tabii ki her, her aile çocuğu için iyi olanı ister ama bazen yol doğru değildir. O yüzden ben aileme bu konuda minnettarım aslında. Çünkü benim zaten hani üzüldüğüm bir şeydi. Ben de kariyerimde yıllardır bunlar için emek veriyorum. Onlar bana her zaman destek oldu. Hani üzülme kızım, sabır, böyle olması gerekiyordur. Senin için güzel olacaktır diye beni hep böyle desteklediler. Milli takımımız olmadığım dönemlerde gerçekten başarı kazandığı zaman babam beni hep arayıp böyle çok da duygulu bir insandır kendisi. Gerçekten sürekli ağlıyor. Beni arayıp kızım kazandık, çok gururluyuz. Sen de tekrar orada olacaksın bir gün ben inanıyorum diye bana sürekli konuşuyorduk böyle. O yüzden o anda gerçekten Türkiye olarak, Türk kadın voleybol takımı olarak tarihe geçtiğimiz bir anda hani yaşadığım onca fedakarlık, sabır, emek hepsi böyle gözümün önüne gelince Türkiye'yi biraz duygulandırdım galiba. <laughs> biraz öyle oldu evet. E, milli takımdan ayrı kalış sürecinden biraz bahsedelim kaç turnuvaya gidememiş oldun? 4 yaz boyunca yoktum. Sonra bir döndün, herkes hayran bıraktın. İster istemez herkesin kafasında da aynı soru belirir. Neden? Mutlaka sen de kendine sormuşsundur. Merak ediyorum senin bu konudaki açıklaman neydi kendine? en son 2018 Dünya Şampiyonası'nda milli takımla beraberdim. Daha sonrasında aslında bunun için yapabileceğim bir açıklama yok. Tercihler diyebilirim. Ee, sadece benim o dönemlerde içerlediğim durum, e, insanların tabii ki yani insanlar olayların iç yüzünü bilmeden belki bazen tahmin ettiklerine göre ya da belki e, daha sempati duydukları insanlara göre hani bu ben de olabilirim ya da etkileyen başka durumlar da olabilir. Kendi düşündüklerine göre yorum. Yaptıkları zaman hani benim milli takıma gitmeyi tercih etmediğim çok fazla yazıldı bazı dönemlerde. Bu bu duruma ben sadece çok içerlemiştim. Ya tercihler olabilir. Hani bugün bu yaz ben sonuçta spor çok güncel bir şey. Ee, takımın faydasını aslında biz Türkiye olarak kazanıyoruz. Her maç yani. Bir ilk altıyla başlayıp öyle bit, öyle de bitirmedik aslında yazı. Her oyuncumuzun ayrı ayrı çok fazla emeği var, katkısı var bu kupada. Biz gerçekten ilk başta söylediğim gibi bu bir ciddi bir ekip işi. Ne mutlu ki ben hani döndüğüm yaz takıma böyle katkı sağlamışsam. Olmadığım dönem içinde sadece içerlendiğim, ya bu konuda açıklamayı yapamam, bu bir tercihtir, davet edilmedim. İçerlendiğim tek konu bunu benim tercih etmemem olarak lanse edilmişti. Ama ben zaten gösterdiğimi düşünüyorum milli formayı ne kadar sevdiğim. Orada hiçbir şüphe yok. Hepimiz gördük. Anlamaya çalıştığım şey şu. Geniş bir rotasyona ihtiyacınız var belli ki. Çünkü çok sayıda maç yapıyorsunuz. Çok fazla. Çok fazla turnuvaya gidiyorsunuz. Makul olan senin gibi birinin de orada olması. Dolayısıyla biz benim gibi dışarıdan birinin düşündüğü zaman bir sebep bulamaması gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Aslında bunu anlamaya çalışıyorum. Bunu ben bir kere düşündüysem senin yüzlerce kez düşündüğünü tahmin ediyorum. Yani aslında bunu anlamaya çalışıyorum. Yani tabii ki üzüldüğüm dönemler de oldu ama ya ben gerçekten sabırlı bir insanımdır ve şu an belki de hayırlısının bu olduğunu düşünüyorum benim için. Yani bu ne bu soruya aslında cevap vermek benim yetki alanım için de ya da o duruma hani müdahale etmek. Ben sadece bir sporcuyum ee, ve bana görev verildiği doğrultuda elimden geleni yapmakla yükümlüyüm. Bu kulübümde olsa, milli takımda olsa. O yüzden aslında buna benim yapabileceğim de ne bir açıklama ne bir durum var. Dediğim gibi sadece üzüldüm yani milli formadan uzak kalmak ona katkı sağlayabilecek bir pozisyondayken belki bir seviyedeyken senin de dediğin gibi gerçekten çok zor bir süreç yani en son Japonya artık biraz şey oldu yani 4 ay boyunca ya evinden uzaksın totalde toplasan belki 20 gün kendi evlerimizde kalabilmişizdir. Zor bir süreç ve her oyuncuya dediğim gibi ihtiyaç var. Ama böyle tercih edildi. Anlıyorum ama az önce aslında neye cevap verebileceğinle ilgili de küçük bir ipucu verdin. Seni olumlu etkilemiş anladığım kadarıyla. Yani motivasyonunu arttırmış gibi anladım. Seni nasıl etkiledi diye sorayım. Doğru söylüyorsun. Yani niye davet edilmedin sorusunun yanıtı sadece bir fikir olarak paylaşabilirsin benimle. Ama Nasıl etkilediğiyle ilgili bir şey söyleyebilirsin. Hatta bir soru daha ekleyebilirim istersen. Sonuçta seni davet e, etmeme tercihinde bulunan e, koç final maçında karşındaydı. Bu seni motive etti mi az ya da çok? Yani benim motivasyonum bu senin söylediğin çok kişisel bir şeye giriyor. E, ve o anda bulunduğum duyguda, hırsta, e, istekte tutku da yani söyleyebileceğim bütün tanımlarda aslında bu küçük kişisel bir şeye yer yoktu. Çünkü tar yani Türkiye olarak bir tarih yazmak var. Yani karşıdaki ismin benim için önemi yoktu. Yani karşıda ki antrenör babam bile olsa fark etmezdi yani <laughs> öyle söyleyebilirim. Çünkü yıllardır voleybol olarak buna emek veriyoruz. Ee, bunu gerçekten inandığımız, hissettiğimiz, hak ettiğimizi düşündüğümüz bir noktadayız. Ve yani tarih yazmak istedik, bunu hepimiz ayrı ayrı stafıyla, oyuncularıyla gerçekten çok büyük fedakarlık ve emek verdik. Çok zorlu bir turnuvaydı ve bence Avrupa Şampiyonası'nı gerçekten en çok hak eden takım bizdik. Bunu neden söylüyorum? Çünkü eşleşmeler dolayısıyla bayağı biz çok zorlu yollarla finale geldik. Aslında hani Sırbistan neredeyse çok da iyi maç yapmadı gibi bir şey finale gelene kadar... İtalya takımı yarı finale gelene kadar aynı şekilde. Biz son Avrupa şampiyonunu yenip işte finalde son dünya şampiyonuyla ondan önce çeyrek finalde Polonya'yı yani bizim yolumuz da zordu. O yüzden bence çok hak ettik bu başarıyı. O yüzden e, eski antrenörümün karşıda olması ki ona karşı maç yapmaya alışkınım. Fenerbahçe'ye transfer olduğum için hani bu benim için yeni bir duygu değildi aslında. Bu Vakıfbank'la oyuncular için ilk defa yaşadıkları bir duyguydu. Onlarla çalışıyor, beraber çalışıyorlar. İlk defa ona karşı oynadılar. Onlar için bence daha gariptir. Ha, anladım ne demek istediğini. Peki. Sonuçta milli takım dönemi kısa bir süreliğine bitti. Olimpiyatlara kadar. Nasıl ayrıldınız? Yani olimpiyatlarla ilgili bir konuşma oldu mu kendi aranızda? Böyle ayrılırken ne konuştunuz? Ya Olimpiyatlar özelinde soruyorum. Ya olimpiyatlar her sporcunun rüyası ve biz gerçekten e, konuşmanın başında da dediğim gibi artık tecrübeli o tecrübeye sahip bir takımız ve bu yazdan bile hani bu yaz yaptıklarımızdan çok daha fazlasını yapabilecek potansiyele sahip olduğumuzda inan, inan inanıyoruz. O yüzden biz olimpiyatlara o kürsüde olmak için gideceğiz. Ya bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız bunu Türkiye ile bu gururu yaşamanın bir kere tadına vardık aslında. O yüzden umarım olimpiyatlarda bayram havası yaşatırız ülkemize. Buyurun, umarım, umarım. Dediğin gibi gerçi Avrupa Şampiyonası'nda karşılaşabileceğiniz en zor rakiplerle karşılaştınız. Olimpiyatlarda da karşılaşacağınız çok ciddi rakipler var. Sadece Avrupa kıtasından yok bunlar. Ama en büyük aday siz olacaksınız giderken. Evet öyle görünüyor. Yani eskiden de eskiden takımlara bizim daha fazla hazırlanıp daha e, onları yenebilmek için onlarla aynı seviyede mücadele edebilmek için çok fazla hani taktik, stres, hazırlık, e, bu şekilde gidiyorduk aslında turnuvalara. Atıyorum Sırbistan'da bu var, İtalya'da böyle hani bunu yapmamız lazım. Her oyuncumuzun çok iyi ...günü olur umarım gibi... ...şu an aslında aynı şey ...diğer ülkeler bize karşı hissediyor. Biz gerçekten... Yani ...dünya bir numarası olmayı çok hak ettik. Bütün yaz... ...dediğim gibi her oyuncunun eşsiz bir emeği var ve yeni stafımız da gerçekten bu durumu... ...çok iyi idare etti. Yani enerjisi çok yüksek... ...hepsinin. Başta... ...antrenörümüz Daniele Santarelli kendisi inandık geldiği gün söyledi. Rüya gibi bir yaz olabilir, mükemmel bir yaz geçirebiliriz ve ben buna inanıyorum diye. Hatta Olimpiyat Elemeleri bittiğinde de ben ilk gün söylemiştim dedi ve haklı çıktı yani ilk dediği gibi ben buraya kazanmak için geldim ve size inanıyorum dedi. Kendisi başta bize inandı ve bizim yapabileceğimize bize de inandırdı. Santarelli'nin Elena'nın takımın başına geçtikten sonra herkes tek tek aradığı ile ilgili bir haber evet. okumuştum. Ne konuştunuz siz? Çünkü sen ayrı kaldığın bir sürecin sonunda o telefonu aldın. Evet tekrar bir takıma dönüyor olmandan dolayı mutluyum dedi. Ee, daha işte ilk, ilk konuşmamda aslında o telefonda gerçekleşti. Sadece e, yüz yüze gelemediğimiz için ön bir bilgilendirme yapmak istiyorum dedi. Ee, programı bir kaba taslağıyla aslında öngörülebilen kısmıyla program hakkında bilgi verdi. Neler Yapacağının nasıl bir planlama düşündüğünü, antrenmanlarla alakalı, turnuvalarla alakalı, böyle kısa bir ön bilgilendirme ve tanışma. Az çok bir içeriği yok. Anladım. Şimdi e, siz orada e, ter dökerken, şampiyon olmaya çalışırken, sosyal medyada başlayan ilginç tartışmalar vardı. O tartışmaları sokmayacağım çok saçma tartışmalardı onlar. Yani onlarla ilgili bir şey söylemeyeceğim ama. Şunu merak ediyorum, sonuçta 2023'e kadar Avrupa Şampiyonası'nda işte yarı finali görmüşüz, finali görmüşüz, <laughs> bir şanssızlık var, deneyimsizlik var. Sen açıkladın olayı ama e, pat diye de işte Evrar'ın bir tweet üzerinden bir polemik ortaya <laughs> çıkıyor. Benim tek merak ettiğim şey şu, dediğin gibi 20 yıllık bir emek var ortada <laughs> ve herkesin titizlikle bir süreç yönetmesi gerekiyor, herkesin üstüne bir pay düşüyor eğer sonunda sevinci hepimiz paylaşıyorsak şunu merak ediyorum içeriden biri olarak cevap vermeni istiyorum. Bu tartışmalar içeriye yansıdı mı? Ya tabii ki hissedilen zamanları oluyor ama biraz aslında halkımızı da bazı konularda sağduyulu olmaya davet etmek istiyorum. Sadece o tarz durumlarda değil genel olarak performans olarak da. Yani e, Kulüp takımlarında da bunları yaşıyoruz aslında ama milli takımda yani aslında hepimiz aynı şey için yani kim olursak olalım nereden gelmiş olursak olalım hepimiz o gün en iyi performansımızı keşke her gün maksimum oynayabilsek ama gerçekten çok zorlu bir süreç çok uzun turnuvalar e, sanki hani çok acımasız performansla da çok bazen acımasız yorumlar yapılıyor o yüzden bu konuda. Aynı takımdayız aslında hepimiz ve bu konuda daha sağduyulu olmaya davet edebilirim insanları. Ee, bazı yapılan eleştiriler Ebrar hakkında söylediğin şeyler. Ya ben buna yorum bile yapmak istemem açıkçası. Yani bu benim ya, yorumunu, yorumunu merak etme. Şöyle etmem. yani ne önemli... demek istediğimi anlamışsındır. Yani Anladım. çünkü eğer sizi etkiliyorsa kamuoyu olarak bunun paylaşılmasını ya yani bilinmesini isterim. Ne demek istediğimi anlamışsındır. Yani insanların şöyle bakmasını isterim. E, Atatürk'ün de bir sözü var. Vatanını en çok seven, işini en iyi yapandır. Ebrar da bizim takımın gerçekten bu başarıda çok ciddi rol sahibi olan, yıllardır bu formaya emek veren, e, gecesini gündüzüne katıp her yaz tatil yapmadan e, bu so forma için savaşan sporculardan birisidir. O yüzden yani Ebrar milli gururumuzdur. Gururlarımızdan biridir. O yüzden geri kalanının benim için ve bizim için pek bir önemi yok. Ee, tabii ki geldiği noktalar oluyor ve aslında bunları çok fazla takmıyoruz ama böyle olmaması da gerektiğini düşünüyorum ben kendi açımdan. Evet. İnsanların biraz daha sağduyulu ve mantıklı davranması, davranması gerektiğini düşünüyorum. Kaldık söylediğin şeyden şunu anlıyorum. Performansla ilgili eleştirilerle ilgili söylediğin şeyden şunu anlıyorum bazı maçlardan sonra bu da çok şaşırtıcı bu arada çünkü her maçta başka bir yıldız çıktı. Yani bir maçta performansı çok iyi olmayan bir isim aslında turnuvada başka bir maçta takımı sırtlamış oldu. Tek tek isim isim gitmeyelim ama takip edenler biliyorlardır bunu. Anladığım kadarıyla senden bazı maçlardan sonra insanlar sosyal medyadan çok acımasızca yorum yapabiliyorlar. Yani bizde zaten her maç maksimum performans göstermek kim istemez ki? Yani her maç ben isterim ki maçın starı olayım, maç benim sayemde kazan. Yani her sporcu bunu ister. Ama gerçekten yani bunun için çok emek verdiğimizi, ne mücadeleler... Yani televizyon karşısında izlerken ya bir şu topa da vur artık ya da hani şu manşeti de al artık demek gerçekten çok kolay. Yani ama onun <gülüyor> <gülüyor> onunla ya yani biz de onu yapmak istiyoruz ama mesela şöyle kendimle alakalı bir örnek verebilirim. Avrupa Şampiyonası yarı final maçına çıkacağız İtalya çok önemli rakiplerimizden biri Polonya'ya geçmişiz ve çok kısa bir aralık. Ben o gün hasta oldum ve soğuk soğuk terliyorum, karnım ağrıyor. Böyle kendimi hasta gibi hissediyorum. E maça çıkacağız, 2 üç tane eşofman üstü var üstümde. Kızlar bana bakıyor hani ne oldu diye diyorum ki çok üşüyorum. Ağrı kesici falan aldım. Ya o anda hani mecazi anlamda, mecazi anlamda tabii ki ama ölüyorum desem o maça oynayacağım. Yani o andaki belki atıyorum final maçımda belki gerçekten yüzde 95 performans sergilemiş olabilirim. Ama benim hani İtalya maçı için yüzde yüzüm oydu. Hani yapabileceğimin en maksimumu oydu. İnsanlar bu bizim yaşadığımız sakatlık, hastalık ve hani bir kadın olarak yaşayabileceğimiz durumları bazen göz ardı edebiliyor. O acımasızlık aslında sağduyulu ve mantıklı olmaya davet etmemin sebebi de o aslında. Yoksa herkes ister kim istemez ki her maça maçın starı olmayı? Doğru söylüyorsun. Bir tane daha polemik vardı. O biraz daha akla yatkın bir polemikti, onu da sormak istiyorum. Bu tarifeli uçak, özel uçak polemiği. Gerçekten de takımda 1.94, 2 metre boyunda oyuncular var. Ee, bu bir şey miydi? Yani bunu daha dikkate değer bir şey olarak, polemik olarak alabilir miyiz sence, tartışma olarak alabilir miyiz? Bunun içeride bir karşılığı var mı? Öyle sorayım sana. O içeride işte. <laughs> Söylemek istedim. Yani, <laughs> ya işte, benim bir şey söylemem doğru olmaz çünkü ben hani bunu öyle bir yerde diyelim. Bir gün yöneticimiz falan ne bileyim federasyon başkanımızı buraya davet ederseniz aslında bu sorunun muhatabı ben değilim. Anladım. Ee, Zorlamayacağım hiç. Merak Ama federasyon <laughs> başkanı demişken e, Mehmet Akif Bey'in ben biraz bahsetmek isterim çünkü orundaki o heyecanı, enerjiyi <laughs> çok. E, görmek mümkün değil yani spor e, evet. de, herhangi bir spor dalındaki diğer yöneticiler için evet. de söylüyorum bunu biraz ondan bahseder misin çünkü o heyecan inanılmaz geçiyor yani sizin sizin kadar heyecanlı <laughs> çok ben güzel ben gerçekten bazen kalp krizi geçirecek zannediyorum Allah korusun <laughs> yani gerçekten çok heyecanlı e, ya, Mem, bizim federasyon başkanı için yani Mehmet Akif üstünde için çok babacan biri diyebilirim. Yani onu öyle tanımlayabilirim. Kendisini çok gerçekten sevip saydığım birisi. Ve bu voleybolun bugünkü hale gelmesinde çok fazla emeği ve katkısı var. Yani bizim için çok çalışıyor. Yani iyi olmamız için, şartlarımızı iyileştirmek için. O yüzden evet heyecanlı da biri ve artık bu başarıyı hem ülke olarak hem artık bunca yıldır bu takıma emek veren insanlar olarak çok hak etmiştik. Ben gerçekten Avrupa Şampiyonası'nda bir ara kalp krizi geçirecek falan sandım yani <laughs> Allah korusun. E, sence bu e, çok ciddi bir hafıza oluştu şimdi. Sence bu hafızayı aktarılabilecek mi bundan sonra? Yani voleybolda böyle bir nesil devam edebilecek mi başarılı bir nesil? Bence devam edecektir. Yani biz çok ciddi bir son beş yılda diyebilirim aslında ciddi bir ilme yakaladı voleybol. Son yıllarda biz voleybol ülkesi ülkesiyiz demeye başladık ama biz artık gerçekten voleybol ülkesiyiz. Bunu bunu hak ettik yani kelimenin tam anlamıyla. O yüzden dediğim gibi bu bir süreçti. Yıllar içinde yapılan yatırımların karşılığını aldığımız meyvelerini topladığımız ve aslında hani gittiğimiz yol çok güzel bir yol bence alttan gelecek olan yeni yetişen sporcuların da hani doğru yolda aynı şekilde iyi yönlendirilip bu başarıların hercindenerek devam edeceğini düşünüyorum ben şundan dolayı soruyorum biraz senin voleybola giriş hikayenden de bahsedelim çünkü eğer bu 20 yıllık bir süreçse voleybolun e, ülkemizde önem kazanması, daha doğrusu daha fazla yatırım yapılması, önem verilmesi aslında senin de e, voleybola başladığın dönemlere denk geliyor olabilir. Biraz kendi hikayenden bahseder misin? Çünkü işte 2003 kadrosundan bazı isimler söyleyeceğim. Neslihan Demir, Pelin Çelik, Özlem Özçelik bunlar muhtemelen başlarken senin izlediğin, tabii ki. Bir gün orada olmak istediğim, bir gün yerlerinde olmak istediğin isimler. Belki bize biraz kendi hikayenden de bahsedersen. Çünkü çok eminim ki size heves eden, sizin yerinizde olmak isteyen genç jenerasyonlar var. Senin de dediğin gibi başladığım yıllara gittim. İlk önce buradan çok saygı ve rahmetle geçtiğimiz bir buçuk sene falan oluyor. Ali Öztürk benim ilk antrenörüm vefat etti. Allah ben de, de emeği çok büyüktür. Ee, Esra Gümüş, Seda Tokatlıoğlu gibi isimler de onun elinden çıktı. Hatta ben daha spor okulu e, seviyesindeyken 11 yaşındaydım. Ee, bir gün on, o ikisi bizim antrenmana gelmişti. Nasıl hayranlıkla, nasıl smaç vurduklarına, nasıl oynadıklarına baktığım zamanları hatırlıyorum. Dediğim gibi ama yani 5 sene öncesine bile kıyasladığında bugünkü haliyle alakası yoktu. Tabii ki bunun sosyal medyayla, şu anki bulunduğumuz teknolojiyle çok alakası var. Yani o zaman bu başarı kazanmış olsa bile hani şimdiki etkiyi yaratır mıydı? Onu o tartışılabilir aslında. Şu anki bulunduğumuz sosyal medyanın gücü buna çok etki. Ee, ama artık hayatta sosyal medyada dönüyor bunu da kabul etmek lazım. Ee, dediğim gibi o günden itibaren aslında saydığın isimlerin çoğuyla ben aynı sahada da oynadım, karşılıklı da mücadele ettim. Pelin Çelik benim hem milli takımda hem kulüpte menajerim. Hala aynı hedef için aslında mücadele ediyoruz bir şekilde. Ee, onlarla onları izleyip ee, onlarla, hani onlara hayran olup, onları gözlemleyip daha sonra onlarla beraber oynamak falan. Bunlar güzel duygular. Büyük ihtimalle ben birkaç sene daha oynadığım zaman insanlarda yani yeni gelecek nesil de benim için böyle hissedecektir diye düşünüyorum. Çünkü ger gerçekten iyi bir şekilde alttan yetişen bir nesil var. E, sosyal medya demişken sen e, Neslihan Demir'in e, bir açıklaması aklıma geldi. O da işte bu bahsettiğimiz polemikler Sosyal medyanın yeri, etkisi. Önce şeyi sorayım. Kendi sosyal medya hesaplarını sen yönetiyorsun, sen kullanıyorsun. Evet, ben sanırım. yönetiyorum ama tabii ki destek olan, beraber yürüttüğüm var. Ya onunla ilgili bir görüşünü sormak isterim. İşte sosyal medyanın bu kadar etkin olması, bu bahsettiğimiz tartışmaların tamamının peydahlandığı yerde, sosyal medya sonuçta. Hani onu sormak isterim. Neslihan demiş şey demişti diye hatırlıyorum. İyi ki benim zamanımda sosyal medya bu kadar yaygın değildi. <laughs> Bizim bu kadar etkilenme olasılığımız yoktu. Yani sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani birileri kalkıp sizin sosyal medya kullanmamanız ya da bunun kısıtlanması ile ilgili bir şeyler söylüyor. Dur eminim böyle görüşler de vardır. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Bu, buna kısıtlama getirilebilecek, müdahale edilebilecek bir nokta değil. Yani şöyle söyleyeyim biz altyapılardayken... Kampa girdiğimiz zaman mesela o zamanlar bahsettiğim 14 yaşında, 15 yaşındayken telefonlarımız toplanırdı. Kampa odaklanalım daha yaşımız çok küçük gibi hani odağımız voleybol olsun. Tabii o zamanlar böyle şey mümkün ama bu yaş grubunda artık bu olgunluk seviyesinde yani bu tarz şeyler mümkün değil. Bu da artık sporcunun ne kadar e, bu konuda stresle baş etmesi, kendini daha iyi bir versiyonuna taşıması diyeyim belki de. Ya bunların çok etkisi var. Yani benim de mesela bir dönemde hakkımda çok fazla şey yazılıyordu. Yani karakterime kadar yazılı Performans dışında benim takımın ruhunu bozduğum, oynadığım takımda sorun çıkarttığıma dair sürekli bir de beni etiketleyerek de yazılıyordu aslında bunlar. Hatta daha bu sene ben milli takıma gelmeden milli takıma geleceğim haberi çıktığı zaman hani işte, tabii ki beni destekleyen çok büyük bir kitle var ve ben bunu farkındayım ve ben onların desteğini canı gönülden hissediyorum. O yüzden 3-5 diyeyim buna inanmayan, belki desteklemeyen, belki de sevmeyen olabilir. İnsanların yorumlarına aslında ben hiç takılmıyorum. Benim milli takıma gelmemem gerektiğini çünkü milli takım ortamını bozacak bir karakter olduğumu yazan insanlar vardı mesela. Ama ben artık yani öyle bir yerde değilim. ya yani benim sosyal medyamı kısıtlamanız... Bundan kaçmamı sağlamaz aslında. Bu ben, ben benimle alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Bununla baş etmenin. Evet anladım ne demek istediğini. Çok içeriden bilgi veriyorlar. Yani karakterine varacak kadar analizler yapıyorlar sosyal medyadan. Çok <laughs> ilginç değil mi? Evet. Mesela benim yaşadığım olayları bazen insanlar böyle bir yorum yazıyor sanki yani <laughs> Hani oradaydı sanki yani <laughs> o o yaşamış gibi. Yani nasıl bu kadar emin sen bunu yazabiliyorsun? Birinci ağızdan görmüşsün gibi. Ama yazabiliyorlar yani buna yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Evet. Çünkü geldiğimiz noktada sosyal medyanın gücü dediğim tabii ki çok pozitif artıları da var. Ama negatif yönleri de var. Yani her, şey de her şeyde olduğu şey gibi. Her şeyde olduğu gibi doğru söylüyorsun. Biraz birlikte oynadığın ya da e, karşılıklı oynadığın Pasör çaprazlarından bahsedelim. E, Boşkoviç ile ligde oynadın. Karşılıklı her yıllardır oynuyoruz. E, Melisa ile aynı takımdasınız. Evet. E, Egonu da geçen sene. Karşılıklı oynadık. Evet. E, bu arada Egonu ile Türkiye Ligi'nden öncesinde de her sene karşılaşıyorduk. Milli takım düzeyinde. Sadece evet. milli takım değil, kulüp. Kulüp da da de, da oynarken, Şampiyonlar Ligi'nde de. Oraya transfer olmadan önce Novara'da oynarken. Her sene neredeyse oynuyorduk. Yani soracağım hangisi diyeceğim üçünden ama de aynı takımda oynadığın. <laughs> aynı takımda oynadığım için değil gerçekten. Bu tamam arada. o zaman soruyorum. Ya yani bu benim samimi düşüncem. Bununla hani diğerleri kötü olduğu için değil tabii ki hepsi yani hepsi çok kaliteli sporcular ve çok iyi iyiler. Ama bence Melisa Vargas son iki yılda yani bu son sene özellikle inanılmaz bir ivme yakaladı ve hala çok genç. <laughs> yani daha ge çok daha fazla gelişebilecek potansiyeli olduğunu da düşünüyorum. Yani o yüzden ben benim için kuşkusuz Melisa Vargas. Evet onun da takıma katılması e, spor kamu kamuoyunu takip ederken gördüğüm. Evet. Senin etkini de onun etkisini de göz ardı etmiyor hiç kimse bu başarıda. Evet. Yani diğer isimler hani daha önceden de takımda oldukları için zaten çok şey katıyorlardı. Senin bir aran vardı, ondan bahsediyorum. Hı hı. Şöyle bir şey, şöyle bir haber okudum. Diyor ki, artık uzun boylu insanlar diğer spor branşları yerine voleybol tercih ediyorlar ve burada da sizin başarınız evet çok belirleyici. Doğru. Onunla ilgili ne söylersin? Yani nasıl dönüşler alıyorsun? insanlar sana ne söylüyor? Sen bir de olayın çok içinde birisin. Yani şu anda spor okulu kayıtları falan galiba biraz patlamış durumda. İnsanlar hani parasını vererek kayıt olabilecekleri yer bulmakta zorlandığına dair ben de duydum. E bununla alakalı işte geliyor da hani ne yapabiliriz, nereye gidebiliriz? İşte kızım artık voleybola yazılmak istiyor, voleybol oynamak istediğini söylüyor. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Özellikle kız çocuklar için. Gerçekten kadınlar için. Bizim elde etmiş olduğumuz başarı... Yani aslında kadınların çok önemli roller üstlenebileceğini, çok önemli platformlarda başarı kazanabileceğinin aslında bir örneği, kanıtı, bir güveni. Biz gerçekten kız çocuklarına, kadınlara çok güzel bir örnek olduğumuzu düşünüyorum. Bu çok önemli bir şey. Onlara başarabileceklerine dair o güven duygusunu verdiğimiz ya da bundan emin olmayan ailelerin hani oraya yazdırsak ne olacak? Hani okula gitsin eğitimle daha fazla ilgilensin. Eğitim tabii ki çok önemli. Eğitimsiz olmaz ama spora karşı daha soğuk bakan diyeyim e, aileleri de aslında biz bu işin aslında böyle olmadığını gösterdik. Yani biz birçok mentaliteyi birçok farklı bakış açısını yeniden yarattık diyebilirim. O yüzden bu çok özel çok İyi bir durum. Ne kadar teşekkür etsek az size. Çok az bir süremiz kaldı. Neler söylemek Hı, istersiniz? Biz doldurduk mu ya? Evet, evet. zaten olmaz. çok zamanımız yoktu. ederken geçti. Evet yani bu kadar e, yoğun bir tempoda, e, bu kadar fazla ülkede, bu kadar fazla maç çıkarmak senin aslında saatlerce konuşulabilir bu arada yani. Son sözlerini almak isterim senden. Davetin için teşekkür ederim. Gerçekten Habertürk ailesi olarak da. Eee... Yani benim için gerçekten rüya gibi bir yazdı. Ee, bence şu ana kadar kazandığımız başarılar, gelecekte kazanacağımız başarıların bir habercisi diye düşünüyorum. Bizi izlemeye, desteklemeye e, Türk milletinin devam etmesi gerektiğini ve yani yapacaklarını biliyorum zaten ama biz sizin desteğinizle daha iyiyiz. Çünkü hepimiz aynı takımdayız aslında. O yüzden. E, Hepimiz takım arkadaşlarım, yani milli takımdaki takım arkadaşlarım. Umarım sağlıklı bir şekilde güzel bir kulüp sezonundan sonra tekrar milli forma heyecanıyla birlikte buluşacağız. Yaşattığınız başarı için senin nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Aynı zamanda sana kulüp sezonunda da başarı diliyorum. Teşekkür Olimpiyatlar ederim. Olimpiyatlar için şimdiden başarılar. Teşekkür Gerçi ederim. çok kendimizden emin gidiyoruz o da. <laughs> Bizim için yeni bir deneyim ayrıca. Çok sağ ol geldiğin için. Çok teşekkür ederim. Milli takımımızın bir numarasıyla birlikteydik. Kapatıyoruz. Yarın yine meselelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.